Benim yaptığım testlerde 16.000 puan alıyordu. 78.40S. Bu 19.000 19.800 puan aldı. %23.75 daha yüksek çıkıyor. 78.45 78.40HS'ye göre Victus'lar arasındaki fark yani 14.500 HX'in render performansı, Cinebench performansı %23 daha fazla. Şu kalsın. HD Sentinel de şurada kalsın. CPU yüzeyi zaten kurduk. Şimdi oyuna giriyoruz. Önce Assassin's Creed Valhalla. Performans modunda test edelim. Ben internette paylaştım. Mesela 7840 HS'nin performansını performans modunda test etmiştim. Bu da performans modda kalsın. Gürültü olsa da sıkıntı yok yani. Çok iyi. Yani 19.800 puan çok iyi. Önce Assassin's Creed Valhalla'yı bir benchmark yapacağız. 959, evet bayağı iyi performansı. Ve 130 watt limitli olması da bence güzel yani. Yüksek limit öyle 65 watt limitli falan değil yani. Arda Bilginer Farming Simulator 2022 kurdum. Cihazım RTX 4050. Onu hiç bilmiyorum. Farming Simulator hiç oynamıyorum. Neden öyle bir hata verir bilmiyorum açıkçası. Film modu yüksek performansta. En iyi performans. Yani Cinebench R23'te 20.000 puan alıyor arkadaşlar. 14.500 HX bayağı iyi bir işlemci. Wingman hayırlı olsun. 19800 puan, 130 watt limit. 55 watt kısa limit, 130 watt uzun limit galiba. Öyle mi geçiyor? Tam bilmiyorum ama. Bayağı güçlü bir laptop arkadaşlar. Yani 36-37 bin liraya bu laptopu kaçırmayın. O kadar söylüyorum size. Bence çok iyi yani. 130 watt bu arada işlemcinin limiti. Ha? Ekran kartı değil. Bu asansörsüz halde ilk başta biraz fazla bekletiyor. Şuradan e, şey yapacağız. GeForce Experience'tan ekran oyun içi yer paylaşımını kapatıyoruz arkadaşlar. Şunu kapatın. Bu gereksiz kasma falan yapabiliyormuş. Better Boost'u kapatın. Aklınızda bulunsun. Bunları kapatıyoruz. Şimdi MSI Afterburner'ı açıyorum. Eğer bu canlı yayını e, izleyen varsa şu anda başlıyor. Oyun testleri haberiniz olsun. Ya yani 2 saattir ayar yapıyorum. Hı. Tamam şu an her şey geldi. İşlemci sıcaklık, güç her şey yerinde, Vram, FPS vesaire vesaire. Tamam. Şu an bilgisayar yüksek performans modunda, Home'un da performans modunda. balans test etmeyeceğim, performans test edeceğim. Çünkü 7840HS'nin testlerini de performans modunda yapmıştım. Altında bir stand yok, bilgisayar bayağıdır açık. Yani altındaki masa şu an ısınmış durumda. Şu an her şey gözüküyor mu? OBS tam bakayım gecikme yüksek olduğu için evet her şey gözüküyor. Sıkıntı yok. Ayarlarına bakıyoruz. Ben her zaman şuraya bakıyorum. Resolution Scale %100. Şunu full screen yapıyoruz. Yes, Graphics. Ultra High benchmark diyorum yes diyorum. Benchmark başladığında FPS e sayacını sıfırlayacağız. Şu anda oyunumuz açılıyor. Şu an fan sesi yükseldi arkadaşlar onu da göstereyim. Şu an bilgisayar performans modunda olduğu için bayağı gürültülü çalışıyor. Mesela Assassin's Creed Valhalla performansı bence düşük arkadaşlar ya. Yani 7840 40 daha yüksek alıyordu bu performansı. İlginç. Ya yani 104 FPS, 105 FPS ortalama veriyordu. Isı değerleri çok iyi. Ya bu laptop var ya canavar gibi abi. Yani 36-37 bin liraya fiyat performans canavarı yani. Şu an biraz 50-52 desibel o civarlarda fan sesi çıkarıyor ama yani gerçekten bu sıcaklık değerlerinde bu FPS değerlerinde çok iyi ya. Yani. Gayet de güzel frekans değerlerine ulaşıyor. Yani 100 FPS'de Ultra High Assassin's Creed Valhalla oynatıyor ve %1 LoL'da 58 FPS. Hiç öyle fazla bir şey yok. Bilgisayar bence muhteşem. Şu anda muhteşem yani. 82 derece, 83 derece. İşlemci sıcaklığı da çok iyi. Bir 87 gördü. Şu an fanları bayağı fullledi. Yani kaç aldı? 103 FPS ortalama aldı. Hiç fena değil. Çok güzel. Şimdi benchmark olan bir oyunumuz var mı? Şuraya Drek 2'yi de şuraya atalım. Ne açalım şu anda? Fortnite'ta benchmark var mıydı? Stunt'la şu anda deneyemeyeceğim ya. Bir 4-5 derece fark ediyor. Cyberpunk'ın benchmarkını açayım. Bir inan mola vereceğim mecburen. Cyberpunk'ın da oyun dosyalarını kopyalamadım. Şu an Cyberpunk açılıyor mu? Ben tıklayamadım galiba ya. Ha açıldı. Tam oyun açılırken sev dostlarını kopyaladım ama bakalım tanıyacak mı? Şu an 94 derece gördüm arada ama öyle anlık yükselişler olur. İşlemci 100 vata falan çıktı bir ara. Ya yani şunu söyleyeyim işlemci. Genel olarak kendini düşük wattta tutmaya ayarlanmış. Bu mantıklı bir şey ama render kendini yükseltiyor. Mesela işte 120 wattlara çıkıyor, ısınıyor da. Onu söyleyeyim, ısınıyor. işte 96-97 derece görüyor ve throttle yapıyor. Bu 7840HS gibi sabit 55-60 wattta çalışacak bir işlemci değil. Watt verimliliği isteyenler yine de AMD'ye yönelmek zorunda. Ray Tracing Ultra, Hayır, şimdi bunları şöyle şuradan Frame Gen kapalı, DLSS kapalı, bir RTX Ultra test yapalım. Ram benchmark dedim. Şu anda RT Ray Tracing Ultra Cyberpunk 1080p'de DLSS kapalı, Frame Generation kapalı. Çok düşük bir FPS göreceğiz. Onu söyleyeyim yani size. altına bir şey mi koyalım? Burada bir şeyler var. Evet, beklediğim 30 FPS çünkü DLSS kapalı, Frame Generation kapalı. Altına şu tornavida de koyalım. Bir yerden biraz yükselttim şu anda. Şunu da birazcık yükseltelim şöyle. Tamam, şu an tamam bence. DLSS olmayınca ekran kartlarının ne hale geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Altını yükseltince ısı değerleri çok iyi çünkü işlemci kendini düşük wattta tutmaya çalışıyor. Dinamik çalışıyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ekran kartı 116 watt çekti arada. 120 wattın tamamını çektiği yerler oldu. Ee, Cyberpunk böyledir. Yani Cyberpunk'ta DLSS ve Frame Generation kapattığınızda, hele ki Ultra Ultra bir ayar yaparsanız, RTX 4090'ı bile 15-20 FPS'e düşürebilen bir oyun. Şimdi DLSS açıyoruz. 13.500 için 15.000 puan biraz düşük gibi geldi bana ama bilmiyorum ama demek ki o kadar alıyor. Şu anda laptop'un altına tornavida setimi koydum arkadaşlar. Ya yani biraz yükselttim altını haberiniz olsun. Şimdi RT Ultra. Yüksek tekstürler, DLSS auto, frame generation kapalı. DLSS auto, hatta performans yapayım. Şunu da açayım. Şu 7840PS'yi test ettiğimiz FPS değerleri oluyor bu. Burada 110 FPS oluyordu. Abi bu laptopta ısınma sorunu yok onu söyleyeyim. Render alan yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ama oyunlar için konuşuyorsak oyunda bu laptop buz gibi çalışan bir laptop yani. Şu anda 55 FPS. Neden böyle oldu? Çok düşük ya. Frame Generation açılmadı bence şu anda. Neyse alsın bunu. Bundaki termal macun sıvı macun değil. Sıvı metal değil yani. Niye escape durduramıyorum ben ya? Biraz altını yükseltince gerçekten fark etti arkadaşlar ha. Yani 80 derece görmemeye başladı. Şu an DLSS auto frame generation kapalı. 60 FPS civarı alıyor ki bence grafikler şu an çok güzel. Yani çok tatlı. RX 588 8 GB ekran kartında full mark testinde 200 güç tüketimi normal midir? Normaldir bence. Ben ayarları onayladım da frame generation açmadım galiba ya da tam onaylayamadım doğru. Control center'da 75 watt sınırı var. Yo, bunda öyle bir sınır yok. Settings diyelim. Ya bu biraz bozuk bir oyun arkadaşlar bu konuda. Şuna performans diyeyim bir daha uygulayayım. bir daha bir deneyelim ama oyunu bir kapatıp yeniden açmak gerekebiliyor. Ben bir mola vereceğim, birazdan görüşürüz. Evet bu sefer 118 FPS almış arkadaşlar. Alması gerekeni almış nihayet. Şimdi main, main menu'ya çıkıyorum. Ee, masam çok dingildeki arkadaşlar. Bak masayı sallıyorum şu anda. Masa hiç durmuyor. Masamdan kaynaklı sallanma. Şimdi. 7840HS'de yaptığım testin aynısını yapacağım. O sokakta yürüme şeyini yapacağım. Şunu full screen yapalım. Aynen bu ayarlarda test etmiştim zaten 7840 ps olanı da. Şuradan önce tabii oyun dosyalarını kopyalayamamışım. ayarlar gitmiş olabilir. 7840 HS modelde kaç FPS verdiğini de söyleyeceğim aynı ayarlarda. Bu yayının tekrarı olacak arkadaşlar. Tekrarını liste dışı yapacağım. Haberiniz olsun. Kanalda canlı yayın tekrarlarına baktığınızda çıkacak. Algoritmayı sokmak istemiyorum. Çok uzun bir yayın. Bu kadar uzun yayınların tekrarını normal bir video gibi yayınlayınca kanalı düşürüyor. Şu an laptopun altı yükseltilmiş durumda bu arada. Onu da hatırlatayım. Laptop masaya temas etmiyor. Bence altındaki yükseltmeyi de kaldırayım arkadaşlar. Çünkü 7840 HS vektüsü altında yükseltme olmadan test ettim. Böyle olsun. Oyun bozanlık yapmayalım. altındaki yükseltme yapmıştım zaten. Tornavidayı koymuştum demin. Altını yükseltmeyeceğim çünkü önceki testleri de bu şekilde yapmıştım HP Victus'ta. Valla abi sıcaklık değerleri olsun, performans olsun çok iyi. Yani bu laptop gerçekten 110 FPS. Frame Generation açık, DLSS açık. Performans modunda şu anda. Ya vermesi gereken performansı hayli hayli veriyor. Çok güzel yani performans olarak. 36 37 bine muhteşem. Şu an yükseltmeyi kaldırdım. Laptop masada arkadaşlar. Ya sıcak olması o yüzden. Performans modunda fanlar otomatikte hiçbir tekleme takıntı yok. Çakılı 100 FPS veriyor yani. Hiçbir darboğaz vesaire bir sıkıntı da yok. Gayet güzel. Cyberpunk tamam. Bence sınıfı geçti. Şimdi şu kontrolü bir deneyelim. Gerçi gerek yok. CS2'ye girelim arkadaşlar. Herkes CS2 merak ediyor. İşte olan, okulda olan varsa yayın tekrarını liste dışı olarak canlı yayın tekrarlarında bulabilirsiniz. Ubisoft Connect'i kapatıyorum. Artık bir işimiz yok. 7840 HS aynı oyunda kaç FPS veriyor? Bir bakalım. İkisini zaten ben kıyaslama videosunda yapacağım. Yani ayrıca bir video olarak paylaşacağım. Şuradan S0037NT yazalım. Gerçi direkt buradan göstereyim ya. O da arkada açık kalsın. şuradan Bakın Cyberpunk 109 FPS vermiş o ayarlarda. Bu bilgisayar 112 FPS falan verdi. Biraz daha yüksek. Yani biraz daha iyi FPS verdi. CS2 var mıymış o zaman? CS2 varmış. 7840 s yüksek grafiklerde de 204 FPS vermiş. Aynı grafik ayarlarında şimdi bunu test edeceğiz. Bakalım bu kaç FPS verecek. Ayasel hoş geldin. Önce bir CS2 7840 s ile aynı şeyde şey yapalım. Test edelim. 5700 RX 7800 XT vs 460 Ti R5 7500 F. Bence 7800 XT geçer. Bakın bütün sorulara anında cevap veremem arkadaşlar. Burada bir test yayını yapıyoruz. Yani soru cevap ana odağım değil. O yüzden kaçırırım. Kusura bakmayın. Yani trip atmayın o konuda. Şu an bu grafikler zaten standart hali. Yani ben bu grafiklerde test etmiştim. Fidelity FX Super Resolution FSR kapalı. Yüksek grafikler 4x MSAA. Pratik yapıyoruz. Botlara karşı Dust2 oynuyorum. Go. Aynı anda ders de dinlemeye çalışıyorum. ekranda bir sarımsılık yok onu söyleyeyim size yani bence yok. Bence beyazlar beyaz yani. Evet. Abi bu laptop ıı, 7840HS'yi CS2'de eziyor onu söyleyeyim. 204'tü onun FPS değeri. Bu laptop 260 alıyor, 270 alıyor. 14500X rekabetçi oyunlarda 7840 40 her türlü eziyor. Çünkü daha çok tampon bellek var. Ya bayağı %25-30 fark atıyor. Belki daha fazla eder. Şimdi bu böyle şey yapsın. Biraz oynayalım. 250 FPS'i rahat alıyor arkadaşlar ortalamada. İşlemci de kendi 55 watt'a kilitliyor. Render'da yükseltiyor, Valorant'ta kilitliyor. Uf. Ben hep şeye alışmışım. Sniper'da 10 mermi olmasına. Bu laptopun şu an 1 TB SSD'li modeli 36.500 liraya satılıyor. Hepsi burada 37.500 lira. Teknosa da 36.500 lira. Yani 78 FPS'den daha yüksek FPS değerlerinde CS2 oynayabilirsiniz. O kesin. Yani %20 falan daha fazlasını alıyor. Bunda 2 çarpı 8 RAM var. 5600 MHz. Zaman zaman 200'e düşüyor bu tarz yerlerde. Sonra kendini toparlıyor. 240 FPS. Şimdi şunu bir quit yapalım. Main menüye ya çıkacağım. Oyun içinde ayarları değiştirdiğim zaman sapıtıyor. Şimdi düşük grafik deneyelim. Mesela normal yapalım. 1920 1080 yapalım. 1280'e 1024 yapıyorum. Apply dedim. Kilidi kaldırırsak çok ısınır arkadaşlar. Orada bence yapamaz yani. Şunu da general graphics'i low yapıyorum. 1280'e 1024 low grafik yapıyorum şu anda. Aynen low'da şu anda. Fsr balansıt. Fsr'ı kapatıyorum. 60 Hz'e niye düşüyorsun ya? 144 Hz. 1280'e 1024. 144 Hz düşük grafiklerde. Bir daha giriyorum şimdi oyuna. Bakalım kaç FPS alacak bu sefer. Şu an 4'ü 3 yaptım. 1280'e 1024. 300'lere falan çıktı ama anormal fark etmiyor arkadaşlar. İşlemci sanki böyle bu oyunda kendini 50-55 watt, Watt'a limitliyor gibi. 275 FPS. Öyle çok aşırı kayda değer bir fark olmadı. Biraz daha fazlasını beklerdim açıkçası ama sıcaklık düştü. 73 derece düştü. Şu oyunu hiç bu çözünürlükte oynamadığım için çok garip geliyor bana. Çektirme geliyor. Üf. 260 270 o civarlarda gidip geliyor. Şu an 1280'e 124. 4'e 3. Ya yani 240 artı monitör taksan bunu rahat rahat besler yani onu gösteriyor. AMD'nin verimliliği daha yüksek tabii yani daha düşük watt'ta daha iyi işler yapıyor. Ya ben açıkçası bunları çok fazla böyle düşük grafiklerde test etmeyi sevmiyorum ama görmüş olduk. Bence asıl performansı şeydeki performansı gayet iyi. Bir de 1080p low yapalım. Şu an 1080p low Low ile High arasında çok fazla bir FPS e farkı olmuyor açık konuşayım. Yani işlemcinin Watt değeri yükselmediği için. ...250 FPS falan bir şekilde alıyorsunuz yani. Ara ara 200'e düşüyor. Şimdi bundan bir çıkalım. Valorant deneyelim. Burada 78-40 e net fark attı arkadaşlar. Net yani %20-30 fark atıyor. Bir Valorant'a giriyorum. Ya yeter artık ya. Kaç kaç kere daha gireceğiz ya bunu? Valorant çalışmayabilir. Belki şey yaparız. Secure Boot ayarı yapmak zorunda kalabiliriz. 78.40S Valorant'ta 240, 243 FPS'yi High'ta 313 FPS'yi Low'da almış 1080p'de. Bakalım bu laptop kaç alacak göreceğiz. 255 G9 16 GB var. Onu alacağım kararsın. Tian panel. Yani hangi 255 G9 olduğuna göre değişir. Bazıları TN panel bazıları IPS panel çıkıyor. TPM ister yaptım mı hatırlamıyorum. Bakalım çalışacak mı? Bence çalışmayacak. Çünkü bu laptopa yapmadım diye hatırlıyorum. Şunları kapatıyorum arkadaşlar. Şunu açık ve takviye yapıyorum. 1920 1080 Önce yüksek grafikler 4x MSA 8x eş filtreleme ile ölüm kalım maçına gireceğim. Büyük ihtimalle benim açtan atacak TPM olmadığı için. Sıcaklıklar 70 derece şu anda. Ben bu videonun yayın tekrarını yayın alacağım ama ilk 2 saati sileceğim arkadaşlar. Sonraki kısmı alacağım. Yani o ilk ayarları yaptığım kısmı tutmaya gerek yok. Kırparak yayın alacağım bu lab, bu videoyu. Ya yani canlı yayın tekrarı olacak ama sadece oyun testlerinden başlayacak. Vandal oğlum şu anda yüksek grafiklerde 480 FPS'ler falan görüyoruz. Bu düşecektir büyük ihtimalle. İlk başta çok yüksek başlıyor. 4x mesela 8x eş yönsüz filtreleme. 1080p yüksek grafiklerde Valorant ölüm maçı. Ya yani 7840hz'yi ezdiyor onu söyleyeyim size Valorant ve CS2 gibi oyunlarda. Tabi TPM istiyor. Şimdi bilgisayarı yeniden başlat diyorum bir kapatacağız. Sıcaklıklar da çok güzel. 350 FPS alır arkadaşlar. 450 falan yalan o. Oyuna ilk girdiğinizde öyle çok yüksek çıkıyor. Onu dengeliyor sonradan. Şimdi şu TPM ayarımızı yapalım. Secure Boot'u açacağız. Clear all secure boot case. Şuradan da Load HP Factory, Secure Boot Enabled, Save and Changes Exit. Bu, bu laptopun sıcaklık değerleri, performansı harika, ekranı çok güzel, 144 Hz, 7 ms, sadece bir 300 nit ekran var. Yani bu laptop 36, 37, 38 bin bandını bence domine ediyor, muhteşem bir laptop. Balanced modu da deneriz. Bu arada Balanced modda kaç FPS e fark ettiğini de birkaç oyunda deneriz. <laughs> Yayın tekrarında da demin belirttiğim gibi ilk baştaki 2 saatlik ayar kısmını keseceğim arkadaşlar. Crop yapacağım. Direkt oyun testlerinden Assassin's Creed Valhalla testinden başlayacak. Tekrarını izlemek isteyenler izleyebilirler. HP BIOS'unda özel bir ayar bulamazsınız arkadaşlar. HP BIOS'lar hiç karışık da değil bu arada. Basit. Herhangi bir laptop'un RAM Megahertz değerini BIOS'tan değiştirmeniz zor. Advanced BIOS lazım o iş için. Her laptopta olmaz. Biz en son ne yapıyorduk? Valorant testi yapıyorduk sistemi kapatabiliriz. Bu laptop alınır arkadaşlar. C0003 NT de 4070'le 40K'ya alınır Furkan Met. O da alınır. Şu an Valorant açılıyor. Hasan Surat hangisi? Ben o yorumu kaçırdım. Victus yerine bence Victus daha iyi. Victus al. 14500 HX'i Victus al o Asus yerine. Bu laptop ondan daha iyi ve daha ucuz yani. Niye onu alasın ki? Oyuna geri bağlandık. Evet. Real FPS değerleri bu arkadaşlar. 350 civarı. Şu an yüksek grafikler 4, 4x MSAA, 8x anisotropik açık. Bu ayarlarda, bakın şuradan bir daha açayım onu. Aynı ayarlarda 7840 hz 243 FPS alıyordu. Bu laptop 350 FPS alıyor. Aradaki farkı da, şuradan iki sayı arasındaki yüzdelik farktan size göstereyim. 243'ten 340'a desek Valorant'ta yüzde 40 fark var arkadaşlar yüzde 40 çok ciddi bir fark yani gerçekten Hani rekabetçi oyunlarda yüksek FPS almak istiyorsanız 14500HX almanız lazım 7840PS'yi bu konuda eziyor yani 250-300 FPS yeter mi Tabii ki yeter 7840PS'nin o konuda bir sıkıntısı yok ama ön bellek yüzünden, ara bellek yüzünden, şey, L3 tampon bellek yüzünden bu laptop'un FPS değerleri çok daha yüksek. Ha, tabii oynayamıyorsanız benim gibi, bileğiniz iyi değilse, isterse 1500 FPS olsun oynanmıyor, daha ayrı bir şey yani. Sıcaklık değerleri de çok iyi, 80 dereceyi çok geçmiyor, yani 79 o civarı takılıyor. İç kısımlarda 400 FPS'yi geçiyor tabi. Haritanın neresinde olduğunuza göre değişiyor. Şimdi lova çekelim grafikleri. Düşük 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 kapalı hiçbiri 1x kapalı kapalı kapalı. Şimdi düşük grafiklerde öh. Üh. Bu ne al? 450 FPS arkadaşlar. Düşük grafikte yardırıyor. Çok güzel bir chat aldık aradan. Düşük grafiklerde öh yani 400'ün altına çok düşmüyor. Bu tabi 5'e 5 maçlarda efektler falan işin içine girdiğinde biraz daha düşer bu FPS değerleri ama 500 bile gördüm arada yani. 498 FPS gördüm. 1080p düşük grafikler 421 FPS arkadaşlar. Bu mesela Nitro altını da asla alamayacağı bir PPS bence Intel ve Victus 14 HX şeyini çok ciddi başarmış. Muhteşem. Bunu da gösterdik. Şimdi 313'ten 420'ye Ortalamada 420 FPS aldı, %34 de düşük grafiklerde fark attı. Gerçekten başarılı. Bir Doom Eternal gireyim. Doom Eternal'da 7840 s kaç FPS almış ona bir bakalım. 1080p Ultra Nightmare 225 FPS almış bir Doom Eternal'a bakalım arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldin Osman Aydoğmuş. AMD şöyle bir şey var Ömer, Victus'un 14. nesil HX işlemcilerle geleceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik. Ben 7840S'yi hala övüyorum ama eğer ki 13700 aşta 7840S Victus'u kıyaslama yapacak olursak ben her türlü 7840S'yi alırım. Yani 13700 aşın ısınma değerleri, performans değerleri değmiyor ama 14500HX harika olmuş. Eminim ki 14700HX bunun üstüne biraz daha katıyordur yani. Sıcaklık değerleri çok iyi. Enes Doğru bence muhteşem. Ki altını yükseltmiyorum şu an masanın üstünde duruyor yani. 7840hz ile kıyaslamamızı yapıyoruz şimdi. DOOM Eternal'da 225 fps almış 86KS. hz yani Mümkünse isteyenler 14700hz modelini de alabilirler. Bence Victus'ların 14. nesil Intel modelleri çok iyi olmuş. Ve şu an fiyatlarda çok iyi. i7 olanı 16'ya 512 GB RAM SSD olan 39.800 lira listemde var. Flight Simulator meraklısı için 600 TL alınır. Vallahi ağır oyun açmadım. Assassin's Creed açtım. Cyberpunk açtım. Tabii ağır oyunlar yani. Cyberpunk'ta frame generation açık. DLSS performansta Ray Tracing Ultra'da 112 FPS verdi. Açıldı yani ağır oyun. A Assassin's Creed Valhalla'da 103 FPS ortalama verdi. Buradan 16'ya 9, 1920x1080 Ultra Nightmare diyoruz. Apply Changes. DLSS kapalı yapacağız. Ben çünkü kapalı test ediyordum. Ray Tracing kapalı, DLSS kapalı. Ultra Nightmare. Bakalım kaç FPS alacak. 14500 HX ve 14700 HX işlemcili Victus'lar alınır. Çok net alınır söyleyeyim. Özellikle rekabetçi oyunlar için muazzam işlemciler olmuş. Bilgisayar bu arada teklemiyor yani. O da çok güzel. Abi bu nasıl bir FPS lan? Yuh. çok bir fark yok. 78-40 Hz demek bunu iyi kullanabiliyor. Tabi yine fark var da yani hızlı işlemci fark ediyor arkadaşlar. Yani ister istemez. Böyle burada bir dakika kadar oynuyorum testler esnasında. Bütün laptopları bu kısımda yapıyorum testini ki aynı olsun diye. RDR2 benchmark da atarız. 255, 257 FPS o civarlarda bir şey oluyor. Yani zaman zaman 320 320'lere falan çıkıyor. Buna 258 diyebiliriz. Bu kadar yeterli Doom Eternal. Boşu boşuna save'imi bozdum. Yine Nilax Chamber'a girdi. 258 diyelim. Bu 225 almış. 225 258 hesaplı diyoruz. Doom Eternal'da %14 fark attı. Bence iyi bir fark. %14 az buz değil. Red Dead Redemption. Yani GTA'ya girelim. Red Dead Redemption 2'ye girelim. Ekranın nesini test edeceğim? Ghosting testim. Ben o işten hiç anlamıyorum arkadaşlar. Ekranda bence zerre ghosting yok. Benim hissiyatıma göre yani. İşlemcilerde Tanatos e, yüksek base frekans hızına sahip işlemcilerde Turbo Boost'u kapatmak çok bir fark yaratmıyor ama sıcaklığı acayip düşürüyor. O yüzden yani tavsiye ediyorum çoğu kişinin bence uygulaması lazım. Base frekansınız 3 GHz'in üstündeyse kapatın turboyu çok gerek yok. Sadece render alırken falan açılmalı bence. Oyunlarda çoğu oyun aslında Böyle 3 GHz'in 3.5 GHz'in üstünde bir işlemci çok gerektirmiyor ya. Çok fark etmiyor yani. Anca işte CS2 Valorant'ta falan fark olur. Geri kalan hikaye tabanlı oyunların çoğunda bir fark hissetmezsiniz. Ama fan sesi çok azalır. Sıcaklıklar çok azalır. Bilgisayar çok daha konforlu hale gelir. Turbo Boost'u kapatınca. Fan sesi huzur veriyor. Aynen 70 derece hiç sorun değil yani. Bu Rockstar Games Launcher bozuk mu denk geldi bize ya? Heh tamam açıldı. Şimdi 7840 HS'yi hangi ayarlarda test ettiğime bir bakacağım arkadaşlar. Şeyi sona çekmişim. DLSS performansta 88 FPS almış, DLSS softta 74 FPS almış. Ben önce kendi test ettiğim şekilde yapacağım. Evet, Eco modda hiç ısınmıyor arkadaşlar. HP Victuslar Eco modda inanılmaz ısınmama özelliğine sahip gerçekten. Ne zaman fansız laptop gelir? Aslında şu anda bile yapabilirler. Ben söyleyeyim. Belli limitleri koyduğunuz zaman ya bu laptopu fansız çalıştırabilirsiniz şu anda. Yani limiti koy yeter. Performans aynı olmaz ama istersen fansız yaparsın. Free ROM dedik. Mux Switch var. Mux Switch açık şu anda. Dahili GPU devre dışı. Eylül ayının tahminini yapamam Yasin Yıldız. Mümkün değil. Türkiye'de ben iki gün sonrasının tahminini bile yapamam yani. Bugün fiyatlar iyi. Akşama bozulabilir yani öyle söyleyeyim. Baya 5 GHz'leri görüyor işlemci ya. İşlemci turbo boost'u kapatırsan işlemci odaklı bir oyunda darboğaz olabilir. Yani 4 GHz ve üstü şey olduğunda Olur. Apo çok iyi sonuçlar ya muhteşem. Yayın tekrarı olacak zaten. İzlersiniz arkadaşlar. Evet şimdi Ayarları 7840 HS Victus'u test ettiğim ayarlara getireceğim şimdi. Şunu full screen yapıyorum her zaman. V-Sync kapalı. NVIDIA Reflex açıyorum. Şunu sonuna kadar çekiyorum. Apply changes diyorum. Uyguladım. Şimdi DLSS kapalı. Tamam, geri kalana dokunmuyorum. Ben böyle test ediyorum arkadaşlar. Bütün laptopları bu şekilde test ediyorum. Bakalım kaç FPS alacağız. 73. Şunu bir resetleyeyim. Şeyler düzelsin. 67, 68 o civarlarda gidip geliyor. Biraz düşük gibi sanki ya. Doğru ayarlarımı yaptım acaba bir bakayım. 144 FPS e V-Sync kapalı. Tamam, aynı ayarlar ya. 67, 68 o civarlarda gidip geliyor çok akıcı bir tekleme takılma yok. Hiçbir tekleme yok yani yüzde bir low da yüksek. Frame time'dan da anlaşılıyor zaten ip gibi gidiyor yani bir sıkıntı yok. Bir tane tekleme geldi arada minik bir tane tekleme geldi. İşlemci sıcaklığı muazzam. 80'den yukarı çıktığını görmedim. 81 oldu. Tam dediğim anda beni mor etti. Şu an mesela FPS e yükseldi. Ne oldu acaba? Niye yükseldi? Mesela bu olması gereken FPS'lere yükseldi. Şu tarafa bakarken mi düşüyor? Ha tam uzakları gösterdiği için düşüyor. Anladım. Bu tarafa bakarken değişiyor. İşte bu yüzden de benchmark atmak gerekiyor. 78 fps, 74 fps vermiş. Bu 71 verdi. Şimdi DLSS performans yapalım. DLSS performans yapalım bakalım. Aynen mekan aynı olmadığı için farklı bir benchmark atmak lazım. Doğru olanı benchmark aslında da. Öyle geldi, öyle yapalım. Aynı FPS'leri alıyor. Yani çünkü burada çok fazla işlemcinin işi yok. Gerçi biraz geçti ha. 90 oldu. DLSS performans yapınca 78-45'i biraz biraz geçti gibi. Uzaklara bakalım. Uzaklara bakalım ki düşsün FPS. 76, 77. Yani RDR2'de bence bölüm farkından kaynaklı farklılıklar var. Yani mekandan kaynaklı. Bence 7840S'de de bu tarafa bakarken düşecektir. Ama sıcaklık değerleri çok iyi. Yani to totalde 80 dereceyi görmüyor diyebilirim. Mesela şu anda şöyle deneyelim bir de. HBOM'un Gaming Cup açılsın. Balance modu alınca ne olacak ona bakmak istiyorum. Şu an balance modu aldım. Oh, fan sesi bir sustu arkadaşlar, anlatamam. Yani. 74, 75. Ya açık konuşayım. Balanced candır abi ya. Balanced mod çok iyi arkadaşlar. Ya performansta neredeyse hiçbir şey değişmedi ama bilgisayar o kadar rahatlıyor ve susuyor ki böyle. Şu an sustu mesela yani. Ama işte Balanced modda belki Valorant CS2 falan düşük çıkabilir onu söyleyeyim. Bak işlemci bayağı düşürdü çünkü kendini. 25 Watt'a çekti. Ama performans iyi mi? İyi yani. Şu sabit dururken şöyle bir resetliyorum. 83, 82. Şunu biraz izleyelim. Lan gitti inek çarptı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnanmıyorum ya. Şurada dursun inek çarpması yüzünden testimiz yarıda kaldı. Şimdi böyle dursun. Böyle dururken birazcık izleyeceğim. 80, 82, 81. Performans modu alacağım. Bakalım kaç olacak. Tabi balanced modda %10 FPS e düşüşü olur ama balanced modda da e, desibel çok düşüyor. Abi %30 falan ses fark ediyor. Sessizleşiyor bilgisayar yani. Performansı alalım. 81'di demin. Evet, 7 FPS fark ediyor arkadaşlar. Bayağı büyük bir fark açık konuşayım. Yani %5, %6 civarında bir fark var. Ama ben bu 6-7 FPS için bu fan sesini dinler miyim? Bence dinlemem. Bakın şimdi size fan sesinin de ne kadar fark ettiğini göstereyim. 55 desibel balans da aldım şu anda 40 desibel 15 desibel fark ediyor resmen şu an beynim rahatladı balans alınca ama FPS bayağı fark ediyor. 12-13 FPS fark ediyor arkadaşlar. Çok ciddi bir fark var. Yani az buz değil. Aksiyon esnasında performans mod fark ediyor. Özellikle Intel'de bu daha çok fark ediyor bence. AMD'de sanki biraz daha az fark ediyordu. Performans testleriyle devam edelim. Şimdi burada bundan çıkıyorum. 7840 ps'de aynı gibi. Yani benzer performansları aldı diyebiliriz. RDR2'de. Acer'da HP de fan sesi olarak modelden modele değişiyor Umut. Yani marka bazında fan sesi genellemesi yapamayız. Ne yapalım şimdi? CS2 yaptık Assassin's Creed şu kontrole Gerçi o da hiç kimsenin tercih ettiği bir oyun değil. Doom yaptık. GTA 5 Fortnite yapalım. Bir Fortnite'a girelim. Acer motor gibi ses çıkartmıyor. Acer Nitro 5 2022 motor gibi ses çıkarıyor. Acer Nitro 16 motor gibi ses çıkartmıyor arkadaşlar. Ya bu genellemeler hep aynı örneği veriyorum ama Renault Clio gitmiyor diyen bir adam düşünün. 0.9T motorunu kullansın turbosuz. Bir tane adam da desin ki bende 1.3 TC Clio var hayvan gibi gidiyor desin yani. Şimdi Clio gitmiyor mu gidiyor mu? İkisi de doğru değil yani. Hangi modele olduğuna göre değişir. Nitro 16 Victus aynı CPU aynı ekran kartında. Ya ben fiyata göre karar veririm orada. Ben Victus 16'ları çok beğeniyorum arkadaşlar. Fortnite'ta benchmark yok değil mi? direkt oyuna girip test edeceğiz herhalde 122 watt çekti işlemci ve 95 dereceye yükseldi. Ay Gittim sistem şeyini yaptım ya. Sistem testini otomatik yaptım. Bunları izlemek zorunda mıyız ya? atla Şimdi bu Fortnite'ı hiç oynamadığım için Tam ekran diyorum 1920x1080 dikey senkronizasyon kapalı kare sınırı yok Sınırsız DirectX 12 kalite destansı Nvidia DLSS performans diyorum DLSS performans destansı 1080p DLSS performans hatta DLSS'i bir kapatalım önce şunu ne yapalım FXAA yapalım şu an FX A test edeceğim. 3 boyut çözünürlüğü değiştirmedim. Şunu %100 yapıyoruz. 3D çözünürlük. Destansı DLSS kapalı. Burada oyna diyeceğiz herhalde. Battle Royale. tekli oyun ediyorum. Tekli Battle Royale 1080p destansı grafikler DLSS kapalı Epix AA. Evet Abu Bakar kesinlikle katılıyorum. Acer ve HP fiyat performans olarak piyasayı domine ediyor şu anda. Monster ve Casper yani çok alınmaz bu ortamda. Almak isteyen yine alsın da. Bu arada işlemci 110 watt çekiyor abi. Ya 97 dereceleri falan görüyor ama 110 watt çekiyor. Bunları görmek istemeyen balance modda kullansın. Bu bilgisayarda ısınma görmek istemeyen biraz performanstan feragat ederim diyenler balance modda kullansın. normal yani şöyle söyleyeyim size yüksek watt çektiği anlarda buna 130 watt limit koymuşlar yüksek watt çektiği anlarda tabii ki şey yapar az DLSS olmadığı zaman FPS'lere bakar mısınız abi 50 FPS ya bu oyun ne yapmış abi destansı grafikleri oha destansı grafiklerde bu kadar düşük FPS aldığını bilmiyordum ya acayip grafik koymuşlar Fortnite'a e. şu an bayağı 50-55 FPS ve teklemeler var yani ha. Zorluyor makineyi yani. Sıcaklık değerleri güzel kutay güven. Oyun oynarken sıcaklık sorunu yaşamayacaksınız bu laptopta. Fortnite çok zorlu bir oyunmuş be. DLSS kapalı 60 FPS. Oy. Kaç lan? Vuruyor. İstediğiniz bir ayar varsa falan söyleyin. Omunun bataryası sorun yok arkadaşlar. Bir tane pin yamulmuştu düzelttim taktım. Hiç sıkıntı yok. Oha. Bunlar RTX mi açık ya? Bir saniye arkadaşlar. Işını izleme falan mı açık ya? Emide refleksi açalım. Açık artı buz. Işın izleme kapalıymış. Test etme. Ha tamam. Ha yani şöyle söyleyeyim. DLSS e açmayınca 50 FPS civarı. Şimdi DLSS e açıyorum. DLSS performans uygula DLSS performans yapınca 85 FPS'e falan yükseldi. 80 FPS. 55'ten 80'e yükseldi. Lan adamı kazmaladım be. 78 77 Abi Fortnite'da ne olmuş böyle? Peki şey yapalım. Tam birisi beni vuruyor. Siz bu Fortnite oynayan varsa hangi grafikte oynuyorsunuz? Şunu mesela yüksek yapalım. Yüksek DLSS performans. izleyelim. Sonuçta onlar da oynuyor. Aynı şey. Yüksek grafik 102 FPS alıyor. DLSS performans. Orta grafik yapıyorum. Orta grafik 130 FPS. Yani bu, bu laptopla böyle rekabetçi 144 Hz'i dolduracak bir şey yaparsan 140 FPS alıyor. Bayağı bir Fortnite oynayan var aslında ya. Yani 150-200 FPS'ye kadar çıkarırsınız bunu. Ben söyleyeyim. Şurada düşük yapalım mesela. Düşük diyelim. DLSS performans. Bunda kare oluşturma yok mu ya? Tamam. Abi düşük grafikte 200 FPS. Yani merak eden varsa Fortnite düşük grafik 150-200 rahat rahat alıyor yani. İşlemci ama çok ciddi yükseliyor bak 67-70 derece şey 70 wattlara çıkıyor 85-90 dereceleri görüyor. Yani 150-160-170 o FPS'leri alırsınız Fortnite'ta düşük grafiklerde. LOL yok. Fortnite'tan çıkıyorum. Bir GTA 5 girelim artık. Adettendir. Valorant'ı test ettik. Bayağı bütün oyunları test ettik aslında ha. Ya bu laptop'un inceleme videosunu çekmeme çok fazla gerek kalmadı galiba. DLSS kaliteyi de artık Fortnite oynamak isteyen kim varsa o yapsın. Nesimi 4060'lı ve 7845HX Rockstrix bence çok pahalı. Ama işlemci benim için çok önemli diyorsan 600-700 FPS'lik falan bir Valorant oynamak istiyorsan alınabilir. Ben bu laptop'u 36 bine satmayı düşünüyorum ama belki biraz daha düşebilirim. Sıvı metal yok bu laptopta, normal macun var. Ya ben çok beğendim, net çok beğendim. Ya bu laptop'u alan adam üzülmez. Şu kısım ısınmış bu arada. Şu kısım bayağı sıcak. Onu hissediyorum. Şu kısım da biraz sıcak. Şu merkezi bölgede ısınma var yani. Bu artık 95 dereceleri gördü. Ama alt kısmını yükseltirseniz bu sıcaklıkları görmezsiniz. 80 derece bütün oyunlar için ne olursa olsun iyi bir sıcaklık değeri işlemcide bence. Laptop için konuşuyorsak. Şimdi geldik milli oyunumuz GTA 5'e. Laptop canavar ya vallahi muhteşem çok beğendim. Hmm. GTA 5 7840 HS ile oynadığım ayarlara bakalım. %104 FPS almışım. Bakalım aynı ayarları uyguladığımızda ne olacak? Performans modundayız. Laptop masanın üstünde altı yükseltilmiş değil, stand üstünde değil. 144 Hz yapıyoruz. MSA 2x. Şuradan v kapatalım hemen. Şunların hepsini veri high yapıyorum ben. Şu ultra. Şunu 2x yapıyorum. Şunu Nvidia PCSS yapıyorum. Şunu ultra yapıyoruz. Şuna bir tane tık veriyorum. Tamam. Bu ayarlar bu kadar. Biraz quality ile ultra yaptım. Şimdi yeniden başlayacak oyun. Ayarları uygulamak için oyunu yeniden başlayacak. Sonra Advanced Graphics'ten bütün ayarları açacağız. Advanced Graphics sekmesini de açacağız. Bakın dikkat ettiyseniz DRAM'siz SSD'nin oyun yüklemelerinde falan hiçbir sorunu yok. Oyunların FPS değerlerinde de sorunu yok. Ama oyunları kopyala yapıştır yaparken ve dosyaları validate ederken, dosyalar doğrulanıyor derken çok ciddi kanser etti bizi. Doğruya doğru yani. Ama işletim sisteminin hızı olsun, bilgisayarın açılma hızı, oyunların açılması bunlara bir etkisi yok. Rastgele okuma yazması iyidir DRAM'siz SSD'nin. Ama demin benim yaptığım gibi dosya kopyalama yapıştırma işleriyle uğraşacaksınız. Hakikaten size dünyayı dar eder mi? Eder ya. Burada başka bir ayarımız var mı? Şunu kapatayım ben. Ayarlarda burada başka bir şey kalmadı. Advanced Graphics'te her şeyi açıyoruz. Buna dokunmuyoruz. Frame Scaling kalıyor. Apply Changes dedik. Story Mode giriş. 55K bandındaki tavsiyemi söyleyeyim Mehmet Çakır. Şuradan atıyorum. Bu Predator Helios Neo'yu GTA 5'te 104 FPS vermiş 7840hz olan Victus Laptoplarda performans düşer mi şimdi şöyle bir şey var termal bakımı yaptığınız zaman Aynı ilk zamanki haline geri dönüyor laptop Ama tabii ki zaman içerisinde Windows'un bile sistem gereksinimi arttığı için Şey yapıyor yani fark ediyor Tabii ki yani Yavaş gelmeye başlıyor zamanla size. Evet şu anda 117, 118 fps, 78, 40 Hz'de 104 fps almış GTA 5. Şöyle bir daha bir resetleyelim şehir için çıktık. ve aynı gibi yani çok fark yok. GTA 5 sistemi güzel kullanamıyor arkadaşlar. Bakın darboğaz var mesela şu an ekran kartında. Yani yüzde 82'lerde falan kullanıyor. Böyle bir oyun yani 2K ya da 4K yapmadığınız takdirde 4060'da %100 ekran kartı kullanmıyor. Biraz cins. Ama GTA 5'te gördüğünüz gibi aynı FPS değerleri alıyor. 7840 HS'ye oranla çok bir farkı yok. 102, 104. Sahneden sahneye değişecek şekilde bu FPS'lerde yani 100 FPS civarında GTA 5'e en yüksek grafiklerde 2X MSA ile oynarsınız. Düşük grafik yaparsanız tabii ki çok daha yükselir. Mesela şimdi şuradan Advanced Graphics'i kapatalım arkadaşlar. Şunu gelişmiş grafik ayarlarını kapatalım. Bunları kapattığımız zaman bence 144 FPS'i rahat rahat alırız diye düşünüyorum. Çok rahat rahat alamadık ama 125 FPS, 122 FPS. Yani 104'ten 120 lira çıktı. Advanced Graphics bu şekilde bir etki yaratıyor. Bir 20 FPS düşürüyor. Ama GTA 5'te 78 FPS ile arasında çok bir fark yok, onu söyleyeyim. Oyun inanılmaz akıcı. %1 low değerlerinden de gözüküyor. 86 FPS %1 low var. Dalgasız yani dümdüz 120 FPS'i veriyor. Ee, sıcaklık değerleri de bence gayet iyi. 4.6 GHz'de çalışan ve 85 dereceyi çok fazla geçmeyen bir işlemcimiz var. 60 Watt civarında çekiyor. Ekran kartı 80 Watt civarında çekiyor şu şeyi geri açayım. Çünkü testlerimi onlar açık yapacağım. Aynen 60 FPS'in üstünde olsun. Gerisi önemli değil. Asla da 60 FPS'in altına düşmez. Onu söyleyeyim yani. Bu bilgisayar GTA 5'i çatır çatır 100 FPS oynatır. Böyle bir FPS değeri var. Sıcaklık değerleri de çok güzel. Han hoş geldin bu arada. Osman Aydoğmu çok teşekkür ederim. Eksleriyle artı, artılarıyla çoğu şeyi anlattın. Çok sakin ve güzel bir yayın yapma şeklin var. Çok keyifli emine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bence yeterli. 78-40 biraz geçiyor bu arada. Yani bir %10 falan bir farkı var GTA 5'te de. F1'de bir benchmark atalım. Pencereli tam ekran. Valla çıktım oyundan ya. Çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. F1'de kaç almışız? 183 FPS almış. Frame Generation ve DLSS performansta. Ray Tracing açık. Hepsi kapalı da 80 FPS almış. Şimdi şunu Xbox'tan açalım. Tam 3 saat 12 dakikadır yayındayız. Bunda bir EA, EA app yüklemek falan gerekiyor. Biraz f1 gamepasta oynamak can sıkıyor. Yaparız ama sorun değil. Neredeyse bütün oyun testlerini yaptım. Cinebench testini yaptım. Bir Cinebench daha atayım şurada çünkü yayının önceki kısmını keseceğim için. O gözükmeyecek. Şunları bir kapatabilecek duruma geleyim. Bir Cinebench atayım. Yayın tekrarını çünkü buradan itibaren izleyecek herkes. 3 saat yayın olmuş vallahi öyle helal. İzleyenlere de helal. Şu arkadaki uygulamaları bir kapatalım. Şunu da bir kapatayım. Xbox'ı da kapat. Steam'i kapat. Epic Games'i kapat. Afterburner'ı kapat. Ne varsa kapattım. Şu an bilgisayar da sıcak durumda. Öyle buz gibi değil performans modundayız. Bir Cinebench Multicore atalım. 19800 çıkmıştı ilk yaptığımda. Bakalım şu an kaç çıkacak. Ya zaten şunların dolma hızından bile çok sayıda çekirdek olduğunu ve bayağı hızlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Serhat Uysal çok iyi yapmışsın. Valla eline sağlık. Hayırlı olsun. Yeni güzel güzel kullanın. 38K'ya alınır ya çok net. Çok net. 36500 lira şu anda bunun fiyatı zaten. İsteyenler 40000'e 40, i7-14700X olanı da alabilir yani o da muhtemelen 130W limitlidir ama daha iyi performans verir tabii ki. Evet 18900 aldı çünkü şu an bayağı bir sıcak. Yani <laughs> laptop bayağı bir sıcak ama tabii ki 7840S'yi hala tokatlıyor. 15500-16000 15, arası alıyordu. Rahat rahat geçiyor yani. Onda bir sıkıntı yok. Cinebench Multi'de 18 18925 single core yapayım mı? Gerek var mı? Bir mola da vermiş olurum. Single core başlatayım. Single'ı da yapsın. Onu da bir şey yapalım, görelim ama bu bayağı uzun sürecek. Neyse ben de birazcık mola vereyim. Şu Cinebench bitene kadar geliyorum arkadaşlar. Evet. Cinebench single ile devam ediyoruz. 19.800 çok iyiydi puan Erdem. İyiydi yani. Sıcak haliyle 18.900 verdi ama serin haliyle 19.800 verdi. Ya yani 18'in altına çok düşmeyecek gibi. Single core da çok uzun sürüyor. Bu testi biraz kısaltmaları lazım ya. Valla bu kadar uzun bir teste gerek yok single core için. Ama merak ettim. Single core'da bakalım 2000 puanı geçebilecek mi? S15 Mona Lisa 476 GB normal. 450 de normal. Öyle oluyor yani. 465 civarı bir şey kalıyor. 512'de. 500 GB'da 450 kalması normal. Taşınabilir SSD yapın arkadaşlar. Kutu alın. Bir de DRAM'li bir SSD alın. Bol bol kopyalı yapıştır yapın. Hiçbir şey olmaz. O, o, linkleri güncellemem lazım Fatih Hanım. Şu single core testi bitsin. Bir F1 2022 yapalım. Bir de kontrole bakalım. Kıyaslamamızı yapalım. Sonra bu yayını sonlandıralım. Ben yayın tekrarını kanalda yayın alacağım arkadaşlar. Sadece ilk 2 saatini falan kırpacağım. O ayarları ayarları yaptığım, goy goy yaptığımız kısımlara çok gerek yok. Oyun testlerinden başlatalım. Bu kısımları izlerler. Yani güzel oldu. Bence çok güzel bir yayın oldu. Güzel de izleyenler oldu. Teşekkür ederim. Hafta içi bu saatte 50 izleyici falan çok beklemiyordum yani. Bundan 2 yıl sonra aynı donanımlı iki laptopta HP daha mı soğuk çalışır? Vallahi hiç bilemiyoruz arkadaşlar. 2 sene sonra ne olacak bunlar? 2 sene uzun bir süre. Bir de kişiden kişiye çok değişir. Yani birinin odası rutubetli, küflü, böyle tozludur. Birinin odası tertemizdir. O laptop temiz odada çalışan, temiz havada çalışan laptop daha az ısınır. Daha az kirlenir yani. Evet yani bayağı uzun bir yayın oldu. Yani hiç kimsenin 3 saat 20 dakika kesintisiz izleyebileceğini zannetmiyorum açıkçası. Ben olsam izleyemezdim yani. Bu benim aslında günlük çalışma rutinim. Yani ben bir laptopu inceleyeceğim zaman zaten bu testleri yapıyorum. Mantıken yayında incelememizi yapıyoruz aslında. <laughs> Taşınabilir disk olarak SSD daha iyi olur. M.2 SSD kutusu alın. Bir tane de Kioxia XR G2 mesela 2 TB SSD alın. Çok güzel olur. Yani 1000 MB'a kadar okuyor zaten. USB üzerinden 1000 MB oluyor. Evet bundan daha uzun bir yayın olmadı bence. 3 saat 20 dakika. Ben aslında günlük çalışma rutinimi yapıyorum. Bir yandan da şey yapıyorum yani. Yayınım devam ediyor. Bir saat aynen gidip RAM takıp geldi adam ya. Yayın yayın hala devam ediyor. Benim şu an kullandığım laptop Acer Nitro 5, Ryzen 5 4600H, GTX 1650 Ti 4 senelik bir laptop. Isınıyordu. Geçenlerde canlı yayında bir temizliğini yaptım. Macunu değiştirdim. Şu an ısınmıyor. Yani boşta 75-78 derece görüyordu. Şu an yayın açık. Saatlerdir yayın açık. Bir sürü sekme mekme açık. Telegram açık falan filan. Bakın kaç derece olduğunu söyleyeyim. Benim kendi laptopumun linki yok. Ben eski bir laptop kullanıyorum. Şu an 74 derece yük altında. Fanlarda 5000 RPM'i görmüyor. 3000 RPM. Yani 20-25 derece değişti. Macunu ve temizliği yaptıktan sonra. ve single core benchmark'ımız bitiyor. Bakalım 2000 falan verebilecek mi çok merak ediyorum. Emektar taş ya. Emektarda bir sıkıntı yok. Sadece klavyesi soyuldu. Onda da yapacak bir şey yok. <laughs> Beito ben vallahi 2015'ten beri yapıyorum ya. Bayağı eskiden beri YouTube'dayım. 1884 puan single core aldı. Hiç fena değil, gayet güzel. Buradan şeye de bakalım. Ee, Ryzen 7 7840HS'li Victus'un Cinebench skorunu göstereyim size. Evet, 1674 single, 15.496 multi almış. Aralarındaki farkı söylüyorum şimdi. <laughs> 1674, 7840 ise 1884 bu laptop. Single'da yüzde 12.5 fark atmış, yüzde 12. Multi'de 15.496 almış diğer laptop. 7840S olan. Bu laptop 18.925 almış. O ne yaptı ya? Multicore'da da %22 fark var. Yani 14500SX 7840S'yi eziyor. 7840 HS'nin bu laptopu geçeceği tek şey pil ömrüdür arkadaşlar. Geri kalan her noktada 14500SX geçiyor. Bunu da kayıtlara almış olalım. Şimdi F122'ye gireceğiz dedik. Şu an Xbox uygulamasını açalım. Bu laptopu satacağım ama alıcısı hazır ya. Bir arkadaş buna zaten alıcı çıktı bile. Aynısı var ama yani linklerde bulabilirsiniz. Şimdi şuradan F122 yazıyoruz. Son testler artık. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Evet, multide yüzde 22 fark. Bu arada aslında daha çok o fark. Bilgisayar cayır cayır sıcakken yaptım testi. Normalde 19.800 aldı. Şimdi bunu da D'den seçiyoruz. Hali hazırda yüklenmiş oyunu geri yükleyecek. Yine bir e, calculating bekleyeceğiz. Xbox iki gündür ödeme almıyor mu? Neden acaba? M2 SSD nasıl bir şey alacaksınız? Yani ne önereyim? 1 TB mı önereyim? Ne arıyorsunuz? Bütçeniz ne kadar? Teşekkür ederim herkese. Sizin de zihninize sağlık izleyenlerin. Ne kaldı? Forza, Horza, Forza Horizon 5 kaldı, kontrol kaldı. Evet, yani SSD verem kendini yükseltirsen daha iyi olur ama içini açmak biraz zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an 48 gigabayt'ta 3 GB doğruladı. 3 saat yiyen oldu valla yoruldum acıktım da bu arada yemek söylemem lazım Sabah yediğimde duruyorum ama Girdik bir yola artık yani Neyse F1 Forza kontrol Bunlarda eksik kalsın diyelim yani bu bu yine çok uzun bir calculating time bekletecek gibi gözüküyor 6 GB doldurdu Şu anda Windows 10 LTSC yüklerseniz boşta Windows 1 GB harcıyor valla hiç öyle bir şey denemedim ama o denenebilir SSD olarak bence Gudram PX600 güzel. 1 TB'den fazla niye desteklemesin arkadaşlar? 4 da takabilirsiniz. SSD'de bir TB limiti yok. Şu an 48 GB'ın 8'ini doğruladı. Bu bayağı bekleyecek ya. Ben o esnada bir kontrole gireyim. Oyun yüklerken ne kadar sağlıklı olacak test? O da mantıklı değil ama. 1 TB taşına bir kullanacaksanız direkt önerim belli benim. Şu SSD'yi alın. Ben kontrolü de test edip bu yayını kapatacağım arkadaşlar. Çünkü F1'in beklemesi falan çok uzun sürecek. Forza Horizon da çok uzun sürüyor. Zaten kıyaslamamızı yaptık, testleri gösterdik. Daha detaylı testler inceleme videosunda olur. Şu SSD önerimi de yapayım. Aynen şu linkten mobil uygulamayla alırsanız sevinirim. Kioxia G2 1TB DRAM olduğu için sabit performans verecek. 2000 e 1700 olmasına takılmayın. Çünkü zaten 1000, mega, 1000 megabit veriyor. High grafik RTX High DLSS açık kontrol. Testlerde yaptığım grafikler. Sıcaklıklar yakın ya. Yani 130 Watt'a çıkmadığı takdirde yakın. Aynı soğutma sistemini koymuşlar. Bu laptop'un bazen sıcaklık değerleri daha yukarı çıkabiliyor. Çünkü 130 Watt limit var bunda. AMD olan modellerde çok daha düşük limitler var. Şimdi 78.40 PS olan kaç FPS almış ona bir bakalım kontrolde. 107 almış DLSS ve bu ayarlar açık şekilde. Ortalama da 107 FPS almış. Bu laptopta o civarda bir şey alıyor. Çok bir şey fark etmeyecek. Çünkü kontrol işlemciye çok yüklenen bir oyun değil arkadaşlar. Bu GPU oyunu. Hep beraber siz de çok yaşayın. Geçti be. 112 FPS aldı. Sıcaklık değerlerine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem bence ya. 80 derece bile geçmiyor ya. 108 FPS aldı. Kaç almış? 107. Aynı çıktı. Ya kontrolde bir şey değişmeyecek. Bir de DLSS'i kapatıp deneyelim. Bir yandan f 122 yükleniyor. Teste etkisi olmadı. Gayet güzel bir şekilde aynı değerleri aldı yani. DLSS'i kapatalım. 1080p yüksek grafikler deneyelim bir de. Evet arkada yüklenme veriyor. Ya Abdül Samet Özel Kioxia XRX G2 1 TB. Bak şuradan Akakçe linkini atayım. Mobil uygulama yoksa açılmaz. Şuradan al gitsin ya. Çok önemli değil zaten. Bu da DLSS kapalı olan hali. Öbür laptopta 61 FPS almış. 78-40 ESR'de. Bakalım bunda kaç alır. Bunda da aynı alacaktır. Yani arkada yükleme olduğu için birkaç FPS düşebiliriz. 2-3 FPS. Ama biraz geçiyor ya. Ya yani bunda da biraz geçiyor. Aynı gibi. Kontrolde çünkü işlemcinin çok fazla bir şeyi yok. Olayı yok. Ama ekran kartını görüyor musunuz arkadaşlar? 115 Watt çekiyor. Neredeyse tam performansını veriyor. Kontrol çünkü GPU odaklı bir oyun. Yani watt değerleri gayet yerinde. 61 FPS aldı. Burada da 61 almış. Birebir aynı çıktı. Başka ne kaldı? Formula 1 yükleniyor. Az kalmış. Bekleyelim mi? Biraz daha bekleyelim ya. Buraya kadar yapmışken onu da yapalım. Bir yandan soru cevap. Acer Nitro 16, CS2 oynarken kilitlenip siyah ekran oluyor. Güç düğmesine basılı tutuyorum. Ee, Bekir Kan Fettahlıoğlu. Windows 11 Home yüklü değilse Windows 11 Home dene. Eğer yüklüyse bir de Balanced Mode dene. BIOS'tan harici GPU'yu seçmeyi dene. Belki o fark ettirebilir. Serhat Uysal önerdiğim SSD'nin okuma yazma hızı düşük ama DRAM var içerisinde. DRAM olduğu için uzun vadeli 100 GB falan dosya kopyalamalar da px 600e fark atar. Arkadaş bir de SSD kutusuna takmak için aldığı için o SSD, SSD kutuları zaten 1000 megabit per second. Yani saniyede 1000 megabayt okuma yazması maksimum oluyor. XR G2 bence muhteşem bir SSD kutu için. Zaten 1000'i geçemeyecek o okuma hızları, Mümkün değil yani. Yani 500 MB bölü saniye bile çok hızlı arkadaşlar. Yeter ki kesintisiz versin. DRAM olmadığı zaman dalgalanıyor. Yani hiçbir önemi kalmıyor. İsterse 10.000 MB olsun sorun olmuyor yani. Her türlü kötü oluyor. DRAM olması çok önemli. 40 GB doğruladı. F1'de kaç FPS varmış onlara bakalım. Şuradan. DLSS Frame Generation kapalı 80. DLSS Frame Generation açık 183 vermiş. Bence bu geçecektir. Yani F1'de kesin geçecektir. Bu canlı yayının tekrarı da kanalda yayında olacak arkadaşlar. İlk 1.5-2 saati keseceğim ama yayında bütün oyun testlerini detaylıca inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Arkada bir şeyler açıp muhabbete dahil olmak, yalnız hissetmemek için de güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 7 5800H 3060 nasıldır? Bence 24000 alınabilecek bir laptop Sinan. 24-25000 edecek bir laptop. Şu anki fiyatı gayet iyi yani. Victus Type-C portuna SSD kutusu bağlasam ne kadar hız alabilirim? Maksimum 1000 megabit 1000 megabayt bölü saniye alıyorsun Serhat Uysal. Ama rastgele okuma yazma hızını zaten kendi içinde yaptığı için veriyor. Premiere Pro ve After Effects için işlemci mi daha önemli ekran kartı mı? Ekran kartının RTX olması çok önemli. İşlemci de ne kadar iyiyse o kadar iyi. Yani performansı asıl etkileyen şey işlemci ama ekran kartı RTX değilse düşük kalır performans. Onu söyleyeyim. RTX ekran kartlı bir laptop almaya bakın. Premiere Pro için. Hani işlemcisi çok iyi olan ama harici ekran kartı olmayan bir laptop Adobe Premiere Pro'da iyi performans veremez. Nvidia kuda olması lazım çekirdeklerin. Acer Nitro 5 12450H 3050 mi alınmalı ya da yok. Bence IDP3 çok daha iyi ondan. Yani 3060 olanı al. F1 sanırım bitti. 48.62 de birazdan açılacaktır. Bunun testi de bitsin. Artık yayını kapatacağım. Zaten bayağı bir kıyaslama çıkmış olacak ortaya. Son olarak F1'i inceleyelim. Çünkü Forza Horizon'ın da başında böyle bir bayağı uzun bir bekleme var. Artık can sıkacak. Bu yayında sizi çok fazla beklemeye maruz bıraktım. İşimiz bu arkadaşlar. Yani ben bütün gün neyle uğraşıyorum diye uğra düşünenler varsa mesain bu şekilde geçiyor. O açıdan da sizi biraz da ofise konuk etmiş gibi oldum diyebilirim. Yani benim hayatım bu şekilde geçiyor. Finalizing, wrapping up diyor. Birazdan açılacaktır. Artık bitirdi. Bazı oyunları gerçekten yani geri yüklemek yerine internette indirsem 1000 megabit internet olduğu için daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Şimdi inmişti birçok oyun yani. Yüzde seksen üç, seksen dört. Vallahi yoruldum ha. Bir yemek söylenir. Bir de şansıma getir kuponu denk gelse çok güzel olacak ama şansına getir mesaj atmış ha, bu kadar olur yani 16.30 18.30 arası vereceğin siparişlerde getirme ücreti yok. GeForce Experience'da anında geri oynatma özelliğini aktif kullanırım SSD ömrü çok fazla etkiler mi? Etkiler ama çok fazla etkiler mi bilmiyorum. Sonuçta bir okuma yazma yapıp duruyor sürekli yani. Erdem teşekkür ederim. Yani alıyorum. Bu ay çok alamadım ama normalde emeğimin karşılığını alıyorum. Yani bu ay biraz durgun gitti. Kimse laptop almıyor. Ya da alanlar linklerimden mi almıyor nedir anlayamadım ama. Şimdi play yapalım. Dell G15 4060 i7 13 mü şu anki ürünü? Ben fiyat performans olarak bu ürünü tercih ederim. Hafif olması da beni çok çekiyor kendine. Bu arada bunun 14500 HX'in performansı 13650 xten daha iyi bence. Yani biri i5 biri i7 ama arada nesil farkı var. Yani şu laptop bence Dell G15'ten çok daha konforlu bir laptop. Balanced modda oyun oynarsanız sessiz ve serin. Pil ömrü bayağı iyi. Pelge 15'e kötü demek istemiyorum ama o kadar büyük bir adaptörü, o kadar kalın bir kasayı herkes taşımak istemez. Bence Victus 36-37 bine varken bu fiyata bence Dell g daha iyi. EAFC <laughs> bayağı problemli bir oyun Mertcan. Şu anki bilgisayarım fiyatı 36.500 lira. Açıklamada linki var. Şuradan hatta ekleyeyim. Şuraya açıklamaya ekliyorum arkadaşlar. Videonun altındaki açıklamadan. Videodaki laptopun muadilinin satış linki diyorum. Çünkü bunun stoğu kalmamış. 25999 lira Bence iyi almışsın Melikşah Alemdaroğlu Fena değil yani Detail ultra high Video moda giriyoruz 1920 1080 ya müzik müzik yok ya müzik yok Vallahi telif yiyeceğiz ha. Küçücük bir parçadan telif atıyor ya, hiç acımıyor ya. Tamam 1920 1080 Ultra High. Şuradan DLSS'i kapatayım. DLSS kapalı. Şuradan da şunu da kapatıyoruz. TAA onu yaptım. Şu anda 7840 ps ile aynı testi yapabilecek durumdayız. Bahreyn'de RAM benchmark yaptım. Victus burada 80 FPS almış bu ayarlarda. DLSS kapalı şekilde. Bakalım bu kaç alacak. Hasret Özcan çok teşekkür ederim. Victus 80 ortalama almış bu ayarlarda. Bu laptop şu an 73 falan alıyor. Bir reset attım. %1 lava. Bir tekleme takılma var. Anlamadım bu sefer. Arkada bir şey mi açık? Yo. Aslında açık da değil. 74 FPS. Belki oyuna güncelleme gelmiştir. O da ayrı bir şey arkadaşlar. Ekran kartı sürücüleri falan da aynı değil. Ha şu an düzeldi. Evet 80 bu da 80'e çıkacak belli ki yani. Hatta daha da geçecek. 91 oldu. Böyle bir test yapıyorum. Turun bitimine doğru testi sonlandırıyorum. Sonlara doğru olan kısımdan parça alıyorum. 82. evet geçiyor. 78 FPS'yi geçti. 85 oldu. Yeterli. 85 FPS diyelim. %7 kadar fark attı. Şimdi DLSS ve Frame Generation açacağım. Bakalım onda da 183 FPS'i geçebilecek mi? Onu da göreceğiz. Şuradan Nvidia DLSS Performans Frame Generation 10 Bu şekilde benchmark atıyoruz. Bakalım kaç FPS. Aşkın Telci tekrar hoş geldin. 7840 sd 183 fps ortalama almış yarışın sonlarına doğru. Evet, bunda da geçecek belli ki yani 196'ları falan görüyor. yani 187 falan aldı. Biraz biraz geçti. Evet yani 0 piksel canavar gibi laptop arkadaşlar hakikaten. Kapatıyorum. Geçiyor. Yani 78 FPS'den bunda da üstün çıktı. Becermişler. Yani Intel Victus'ları 14'üncisinde be becermişler. Bence bayağı detaylı güzel bir video oldu. Uzun bir canlı yayın oldu. 4 saate yakın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Destek verenlere, like atanlara. Bu